Orhan Kandemir 20 Nisan'da İstanbul'dan kayboldu. İki aydır haber alamıyor ailesi. Baba Şükrü Bey aramızda. Ee, Esenyurt'ta yaşıyormuşsunuz siz de. Aslında Eylül ayında Esenyurt'ta yaşadığı evi terk ediyor. Ailesine ben artık yokum beni aramayın diye mesaj atıyor. Zaman zaman ailesiyle telefonda da konuşmuş. Siz anladığım kadarıyla bir süre bunu talere edebildiniz. Fakat ailesine Aydın'da olduğunu söylüyormuş. Ee, sorunlarından dolayı eve dönemeyeceğinden de bahsetmiş. Fakat en son 20 Nisan'da ailesiyle konuşuyor, bayramda döneceğini söylüyor. O konuşmadan sonra bir daha kendisine ulaşılamıyor. Silivri'de hastane girişleri var. Ee, ve Orhan'ın en son Silivri Selim Paşa pusula dizayn adlı bir iş yerinde çalıştığını öğreniyor baba. Daha sonra oradan da ayrılmış. Telefonunda mesajlaşma uygulamasına ise en son 22 Nisan'da girmiş. O yüzden de baba hayatından endişeli. Buyurun Şükrü Bey siz de oğlunuza seslenin. Aynen öncelikle Allah herkesin ailesine sabırlar versin. Amin. Şimdi burada herkes tabii ki bir amaçla buradalar. Biz de herkesin kimisi annesi, kimisi babası, kimisi kardeşini arıyor. Tabii ki ana baba yeri ayrıdır. Evlat acısı da başka bir zordur. Allah kimseye vermesin inşallah. Şimdi e, ben oğluma sadece kısa ve özetle sesleniyorum burada herkesin karşısında. Oğlumuz bize mesaj attı ben artık yokum diye sizin de belirttiğiniz gibi. Ben e, ben artık aramayın. Ondan sonra yer yer konuştuk. Ben Aydın'dayım. Asker arkadaşlarımla beraber bir ev tuttuk. Burada bir işte çalışıyorum. Daha sonra bize dönüş yaptı. Biz de çok merak etmedik ama mesajı bize hala e, kuşkuluydu. koşkuluydu. Ondan sonra ara sıra konuşuyorduk telefon üzerinden, görüntülü aramalardan, e, sosyal medyadan e, o iletişim sağlıyorduk. En son bize e, bir ara telefonu kapattı, ulaşamadık. Zaten gittiği zaman da bize açık adres vermemişti. Biz de merak ettiğimiz için karakola başvurduk. En yakın karakol merkezine gittik. Orada e, işte dilekçemizi verdik. Konumuzu e, anlattık derdimizi. E, sağ olsunlar ilgilendiler. Oradan bize e, TC'sin üzerinden sorgulattılar. Ben onları anlattım aslında. sen Hı. oğluna seslen Şükrü Bey. Evet. E, şimdi ben e, oğluma şunu demek istiyorum. Biz seni evden kovmadık. Biz seni büyüttük. Yetiştirdik. Evin en büyüğü sensin. Örnek olacak kişi sensin. Senin her zaman kararlarına tabii ki saygı duyuyoruz. Sen sonuçta bizim evladımızsın. Ben seni hiçbir zaman bir oğul gibi bakmadım. Hep arkadaş baktım. Yani bir baba oldan ziyade Aynı evde yaşadığımız için bir e, arkadaş gibi gördüm aynı zamanda. Dediğim gibi biz seni evden kovmadık. Sen kendi rızanla ayrıldın. Biz senden endişe ediyoruz şu an. Bize hiç olmasa eve gelmeme gibi bir durumun var. Şu an gelmek istemiyorsun. Senin kararlarına da saygı duyuyoruz. Ama bir haber ver. En azından evet bir haber ver. Anneni ara. İnan ki annesi üzüntüden dolayı gelemedi buraya. Çok gelmek isterdi. Hem hastalandı. Sık sık hastaneye götürüyorum. Psikiyatriye götürüyorum. İnan ki kadın zor durumda hiç olmasa gelemesen bile haftada bir kere olsun anneni bizleri ara. Yerin nerededir söylemesen de sen bilirsin reşitsin. Biz seni zorla getiremeyiz ama sen bizim evladımızsın, canımızsın. Hiç olmasa anneni bizleri ara. Biz seni merak ediyoruz yani gerçekten Allah inşallah gelir herkes. İnşallah. Orhan'cığım yani bak baban böyle kibar kibar konuşuyor. Ben sana daha net konuşayım. Çocuğum sen 22 yaşındasın yani. Bak annen hasta diyor. Hiç kimsenin de annesi babası da olsa bu kadar onları üzmeye hakkı yok çocuğum. Bir ara. Bir sağlık haberini duyur. İki aydır haber alamıyor. Adam diyor ki öldü mü kaldı mı? Aramışsın bir süre. Bir süre e merak diyor. eder insan ya. Bir telefonun açık olsun bir nasılsın diye anneni arasın çocuğum. İlla ki bu annelerinizi babalarınızı kalpten götüreceksiniz. Ondan sonra başınızı taşa da vursanız hiç faydası yok. İnsan kalp hastası oluyor, tansiyon hastası oluyor, şeker hastası oluyor. Bir ara bir anneni. Ara burayı da babam bir sesini duysun. İstiyorsan dönme diyor. Ne kadar da nazikçe davranıyor. İstiyorsan dönme ama yaşadığını Vallahi, bilelim, hayatta olduğunu bilelim diyor. Müge, müge kimsesizler kimse sizler böyle inadının peşine giden kişilerle dolu. Onu söyleyeyim de Allah beterinden saklasın. Böyle inat yapılmaz aileye. Yani kararlarına gerçekten saygı duyuyorum. Yetişkindir, büyümüş. Ben diyorum ki gel seni evlendirelim. Zaten evlilik çandasın, 22 çandasın, askerliğini yapmışsın. Vallahi hayatım bak insanların kararlarına saygı duyarım ama insanların ailelerinden kaçıp uzaklaşmalarına ben saygı duymuyorum. Çok açık ve net söyleyeyim. İşte... Anneye haber verilecek. Bir, kar... mutlaka bir akraba vardır görüştüğün bir şey yapmış olabilirsiniz bilemem annesine kızgın olabilir sana kızgın olabilir ama bir akrabasını en azından arayıp ben buradayım demesi lazım insanların. Yanımıza verelim Şahinder İpek ve Turgut İpek aramızda bir anne oğul aramızda. Üniversite 1. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Hülya İpek. O da 9 Haziran Perşembe günü İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Ailesi 15 gündür haber alamıyor. Ya bu da enteresan beden eğitim ve spor yüksek okulu öğrencisi. Kickboks yapıyor, milli sporcu olmak için çalışıyormuş. 9 Haziran'da kapıyı yengesinin üzerine kilitleyip evden ayrılıyor. Giderken de daha fazla başınıza bela açmak istemiyorum. Benim peşime düşmeyin yazılı bir not bırakıyor. Yanına yengesine ait 3 tane çeyrek altın, 80 gram altın ve 5500 lira parayı da almış. E, Lübnan vatandaşı olan Patil Sarkisyan isimli bir arkadaşı varmış Hülya'nın. Arkadaşlarına Patille erkek mi kız mı? Yurt dışına gitmek istediğini Evet. ...söylediğini öğrenmiş aile. Bu paralarla yurt dışına mı gitti diye düşünüyorsunuz? Ee, şu an tam yurt dışına gittiğinden emin değiliz ama... ...yani öyle düşüncemiz var. Pasaportu var mıydı? Pasaport başvurusunda bulunmuş. Dün teslim evet. edilecekmiş pasaportu işte. Nereye teslim edecekmiş? Nerenin adresini vermiş? Ee, Esenyurt'ta bir adres. Bir adres ha? vermiş. Sesten sende. Ablam mı oluyor, kardeşin mi? Benim kardeşim. Allah Allah. Evet Evet. Seslen kardeşine. Dün işte e, Pazartesi günü annemi aradı. Vallahi inanılır gibi değil yani. Kosova hattı üzerinden annemi aramış. İşte He. ben A Almanya'dayım falan demiş. Ama değil aslında. Değil değil. Dün dün gece saat 12'den sonra e, Instagram adresine İzmir'den giriş yapıldığı bildirimi geldi. Hı. Hmm. Şu an kardeşimi ben işte yanındaki kişilerin şahısların kötü amaçlar için kullanmaya çalıştığını falan düşünüyoruz. Hani... Size daha fazla başınıza bela açmak istemiyorum ne demek? Ya biz bu yaşına kadar kardeşimizden hiç bela açacak bir olayla karşılaşmadık. Ne olduysa zaten bu kızla tanıştıktan sonra oldu. Psikolojik olarak şeyle hareketleri falan da değişmişti. Ailesine karşı, bize karşı tavırları falan da değişmişti zaten. Ee, evden gitmesini gerektirecek bir sebep de yoktu aslında. Ee, ...hani... ...şu milli sporcu olacaktı. Kickboksu çok seviyordu. Allah Allah. Evet. Seslen kardeşine. Kardeşim... Ee, Mustafa Kuş'un ailesi Biz her türlü senin kararlarına saygı duyuyoruz. Nerede Mustafa Kuş'un ailesi? Orada mı? Ne olursa olsun... ...gel... Ee, hayatını ...ileriye dair bir yaşam... Hı. ...sürdürmek istiyorsa ...bunu beraber planlayalım. Biz sana her türlü destek oluruz. Bunu biliyorsun zaten. Her kararın Hı. arkasında her kararına saygı duyduğumuzu da biliyorsun. Kimsenin baskısı altında kalmadan e, bize ulaş bir haber ver. Bak anneme aradın sadece bir kere konuştun. Onunla da sesin zaten hiç normal gelmiyordu. Yani senin normal konuşmanı da biliyoruz biz. Muhtemelen baskı, baskı altında olduğunu düşünüyoruz. Niye baskı altında olduğunu düşünüyorsunuz ki? Kardeşim şöyle. Ama bütün paralarını pulları da almış yani. E, e, bayağı yurt dışına gidiyor. Yurt dışına 3 ay bu Patil denen kızla 3 ay 3 ay bir süreçte tanıştı yani çok Hiç uzun bir onunla. uzun bir geçmişi yok. Neyse inşallah bize izliyordur ya bir arayın çocuklar bir halinizi bir hatırınızı bir söyleyin iyi misiniz kötü müsünüz biz de bir bakalım bir konu. Kardeşimin sosyal medya hesaplarına falan o kız kendi hesap bilgilerini girmiş. Annesi yeni telefon numarası almış onu Konuşalım geriye. bakalım onun altında başka şeyler var Demek ki evet. ve Efendim, 10. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Halime Aslan O da 23 Mayıs'ta Manisa Turgutlu'dan Kayboldu bir aydır haber alınamıyor Allah Allah Bakın o da 23 Nisan'da Ailesiyle yaşadığı evden sessiz sedasız ayrılmış Ve hiç haber yok Doğrudur bir, bir aydır Haber yoktur Psikolojik ee, sorunları varmış Duvarları polis, kazıp vuruyormuş Duvara vuruyor kaşıntı oluyor Sonra öğrendik, gittikten sonra öğrendik. Hani şimdiye kadar bir haber, bir şey hiç bulamadık. Hiç arayan soran da olmadı, o da aramadık. Aran orma, olmadı. Polise, jandarma, e, savcıya, herkese sorduk. Hiç kimse bir şey söylemediler. Seslen Çok bir yok. kızına sen de abicim. Yazık ya valla. Seslen kızına ne dersin, ne diyeceksin? Seni dinli belki korkuyordur, geriye dönemiyordur. Kızım korkma. Zor bir şey söylüyorum değil mi böyle? Yavrum bak babam burada ağlam ağlamak, ağlamamak için konuşamıyor. İnşallah şu bütün gösterdiklerimizi bir tanıyan bilen vardır. Kızımızın yaşı 18, ve psikiyatrik sorunları varmış. O nedenle yanında tutanlara misafir ediyorsunuzdur belki. Başka şeyler size anlatıyor olabilir. Lütfen bizi arayın. Ailesiyle kavuşturalım. Annesi nerede? Beraber misiniz annesiyle? Annesi evde, hasta. O da hasta. Vallahi söylemişiz, hasta diyorlar ya gerçekten hastalara. Yani gerçekten anneler hasta oluyor kadınlar kendilerine yani. gelemiyorlar yani onu söyleyeyim. Olmayacak gibi yani. değil. Bir kayıp daha göstereyim. 77 yaşındaki Ali Alp o da 4 Haziran 2022 cumartesi günü Manisa'dan kayboldu. 20 gündür haber alınamıyor. Oğlu ve kızı aramızda. Ee, daha Marmara Karaköy köyünde yaşıyormuş. Kaybolduğu gün sabah 9.30'da eşiyle birlikte kahvaltı yapıyorlar. Fatma Hanım eşi Fatma Hanım tarlaya bakmak üzere evden çıkıyor. Döndüğünde Ali Alp'i bulamıyor. O sabah en son 11'de köyün kahvesinde görülmüş. Jandarma, Akut ve afet ekipleri bölgede arama çalışması yapmışlar. Ancak hiçbirize rastlayamamışlar. Dediğim gibi oğluyla kızı da burada hani başına bir yere gittiyse gören bilen var mı diye seslenmek istediler. Evet. Allah yardımcınız olsun. Böyle acaba böyle bir hani yolunu bulamadı falan gibi durumu oluyor muydu? Bayağı yaşı da var. Gerçi 77 yaşında çok yaşı da yok ama. Hiç öyle bir şeysi yoktu yani. Öyle hastalığı herhangi bir sorunu yoktu. E şüphelendiğiniz bir şey var mı? Durum Hayır, hiç, şey, hiç, öyle bir şey de yok. Bölgede de arama çalışması yapıldı evet. ama kendisine haber alınamadı. Evet, jandarma aradı, akut aradı, hiç kimse bir şey çıkaramadı. Yok. İnşallah hani yürümüştür olur ya belki sizin bilmediğiniz bir sağlık sorunu vardır. Yine görenlerden bilenlerden haber beklediğimizin altını çizelim. Bir kişi daha göstereyim. 41 yaşındaki %60 zihinsel engelli Şaban Altındaş. O da 25 Şubat 2021'de kayboluyor. Sakarya Hendek'ten bir buçuk yıldır haber alınamıyor. Babası aramızda. Ay İsmail abi Allah yardımcın olsun. Şaban kendisini ifade edebilse de 4-5 yaşındaki bir çocuk gibi düşünüp hareket ediyor diyor babası. Ee, Şaban babasına yardım ediyormuş. Kaybolduğu günde sabah saatlerinde Sakarya Hendek Nuriye Mahallesi'ndeki bir işe gidiyor. Saat 10 sıralarında İsmail Bey bakkala gitmek için oğlunun yanından ayrılıyor. Döndüğünde Şaban'ı bulamıyor. Şaban o gün saat 11 sıralarında ormana doğru gittiği ve güvenlik kameralarına takıldığı öğreniliyor, öğreniliyor. Bölge aranıyor fakat bir sonuç alınamamış. İsmail Bey de oğlunun fotoğrafıyla stüdyomuzda. Evet. Ya, bu da enteresan ya. Bir buçuk yıl. Bunu e, oğlu, e, oğlum Şaban'ı gören eden varsa Allah, Allah rızası için e, haber versin. Yalnız iyi huylu bir çocuk anladığım kadarıyla. Saldırgan değil. Kimseye e, hafif engelli. Kimseye bir zararı yoktur. Belli yani tipinden de belli. İyi huylu da bir çocuk. Belki bir yerdedir inşallah Görenlerin devlet koruması. Anlayabileceği bir durum yani. hani Bir sıkıntısı olduğunu, kendine yetemeyeceğini anlayabilecek gibi söyleminizden. çıkarıyorum. Şöyle size söyleyeyim. Hani 17 yaşından beri bu engel bunda taşırdık taşırdık en sonunda 17 aydan beri yok. Çok da uzun bir süre olmuş. Allah yardımcınız olsun. 33 yaşındaki Emre Ersöz 4 Haziran cumartesi günü İstanbul Maltepe'den kayboldu. Ondan da 20 gündür haber alınamıyor. Annesi ve kardeşi aramızda Emre yaklaşık iki buçuk yıldır Arnavutköy'de bir bakım evinde kalıyormuş. Kendisini izne getiren babasının Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki evinden kayboluyor. Evden valiziyle ayrılmış. Daha önce üç kez kaybolmuş. İlk kez bu kadar uzun süreli kayboluyor. Hastalığından dolayı hayal görüp kendi kendine de konuşabiliyormuş. Evet onun da annesi ve kardeşi aramızda. Evet, Seslen evet, anneciğim onu. Acaba yurda o kaldı bakım evine mi dönmek istemediği için kaçtığını düşünüyorsunuz? Evet, evet oraya gitmek istemiyor. Orada kalmak istemiyor. Ama biz de bakamıyoruz, mecbur orada kalması gerekiyor. O yüzden 20 gün oldu bugün, hiç haber yok. Ama demek ki kendi kendine de bakabiliyor. Bakar, gezer. Gidip bulamayacağı hiçbir yer olmaz. E Çalışma iş? <laughs> i̇ş e, sabukası var, İş bulamıyordu ama nerede 20 gündür bilmiyoruz. Hayır, yani ne iş yapar, çalışabilir mi? İyi olduğu zaman çalışır. Ama e her zaman kadar, bazen ne atakları. Ne tür bir işte çalıştı? Esas bir mesleği Esas bir var mesleği mı? Mesleği yok. Yok bir mesleği yok. Karsonluk falan yaptı, o tür şeyler, bir şeyler yaptı. iyi olduğu zaman. Evet. Üniversiteden terk. Ya şizofreniye yakalanmış. Evet. Ee, o nedenle ilaçlarını tabii çok düzenli İçime, kullanması içiremi gerekiyor. İçiremiyoruz ilaçlarını. Yani i̇çiremediğiniz için de onu bir bakım evine. ...yerleştirdiniz, o da bakım evinde kalmadığı için valizini toplayıp çıkmış. İnşallah bizi izliyordur. Annen, kardeşin seni arıyor. Allah yardımcınız olsun, yani Allah türlü türlü dertler Zarar var. verme yönü var Müge Hanım. Çok, bize de çok zarar verdi.